Yüzbaşı, 7 sülaleni öldürürüm. Öldüremezsin. Benimle oyun oynama. Öldüremezsin beni. Çünkü karnımda çocuğunu taşıyorum. Lütfedip telefonlarıma cevap verseydin daha önce öğrenirdim bunları. Emin misin? Doktora gittin mi? Gittim. Benden olduğunu da söyledi mi doktor? İstediğin feller mi? Sana getireceğim. Senden hiçbir şey istemiyorum. Ne buraya geldim, ne senden bir şey istedim. Aynen. Ne de sen benim sana söylediklerimi duydun. Unut çocuğu mucuğu. Bu senin tek başına vereceğin bir karar değil. Çocuk senin değil. Seni ilgilendirmez. Neyse, sonra konuşuruz. Sonra konuşuruz. Ustayı bir ara. Abi sen ara. Şimdi kızını yanındaysa rahatsız etmeyeyim. Abi kızına gitmedi ki. İnci Tataroğlu'na gitti. Ayrı kaldı ya. İnci'nin yanından çıkıp kızının yanına gitmiştir. Ha. İnsan çocuğunun yanında zamanı unutur. Her şeyi unutur. Abi ben çıkıyorum. Otur lan nereye? Oturup ne yapacağım abi? Hayırdır? Çiti miti bir şey mi var? Yok abi, eve gideceğim. İyi git. Anam merak etmiştir. Aramadan git. Sağ ol abi. Eve gideceksin bak. Duymayayım dışarıda gezdiğini. Yok abi, çıkmıyorum hiç. Pusat. Buyur abi. Gözüm üstünde. Eyvallah abi. Bunlar da genç olacak. Eve mi gider insan bu saatte be? İş öğretme çocuğa Erhan. Abi çapkın olunmaz. Çapkın doğulur. Misal sen. Misal Abdül. Misal abi. Tek başına gitmesin bu adam fellere. Efendim Memati. Ne yapıyorsun usta? Oturuyorum. Elif'in yanında mısın? Elif'in mekanındayım. Savcı hanımda yani. Yok. Kız kulesinde. Kızını mı götürdün usta? Yok, tekim. Usta ne oldu iş? İptal Memati. Niye? Sonra anlatırım Memati. Sen daha orada mısın? Sen ne yapıyorsun burada? Çalışıyorum. Bu karanlıkta mı? Baba açma.
Niye ağlıyorsun? Ağlıyorum işte. Polat'la görüşecektin, gelmedi mi? Geldi. Allah onun cezasını versin. Niye gelmiş benimle konuşmaya biliyor musun? Feleri ona teslim etmem için. Hamile olduğunu söylemedin mi? İnanmadı ki. Bir kimden demediği kaldı. Kimse beni sevmiyor. Sen de beni sevmiyorsun. Ben seni çok seviyorum. Sen üzülme kızım. Baban her şeyi halledecek. Ben bu çocuğu doğurmak istemiyorum. Sakın. Bir daha böyle bir şey duymayacağım. İnci'den bir şey öğrenebildin mi usta? Öğrendim. Getiriyor muymuş felleri? Yok Memati. İnci'den vazgeçtim. Başka bir yol bulacağım. Niye ki usta? Hamileymiş. Kocası yok. Kimden hamileymiş? Kimdense kimden? Bize ne usta? Fellere ulaşalım da gerekirse İnci gitsin. Karnında çocuk var. Usta, bir iki aylıksa ona tam da çocuk dememek lazım. Benim çocuğum Memati. Nasıl senin çocuğun? Öyle diyor. Çocuk senden diyor. Senle İnci arasında bir şey mi oldu? Tokalaştığım için böyle bir şey iddia edemez ya. Vay. Canım ne biliyoruz çocuk bizden? Memati zaten öyle bir şey ima ettim. Ettiğime de pişman oldum. Ne yapacaksın? Evlenecek misin İnci'yle? Ne evlenmesi? Çocuk. Aldıracak mısınız? Ben ne bileyim Memati. Usta, bu çocuk işleri bizi bozuyor ha. Bir daha biriyle yakınlaşırsam hatırlatırsın. Yakınlaştığından haberim olursa tabii. Özür dilerim. Bak peşin peşin söyleyeyim, savcıdan uzak dur. Olur. Bir taraftan da çocuk iyi bir şey be usta. Bize ne, nasıl olmuş, nereden olmuş? Hem Tataroğlu'nun torunu, hem senin oğlun. Baktığında veliaht geliyor. Nereden biliyorsun erkek? Kesin erkek. Kız sırasını savdın sen usta. Bundan sonra kaç tane yapsan hepsi erkek olur. Kaynatan arıyor. Usta en azından düğün hediyesi felleri iste. Buyurun Davut Bey. Dışarıdayım. Acil mi? Eve geçecekseniz evinize geleyim. Hadi tost yapalım. Büyük annenin yaptığı gibi tostu fil ve ördekler şeklinde dilimleyebiliriz dedi babası. Uyumayacağım. Masal okuyorum, uyuma zaten. Babam gelsin. Masal bitince gelecek. Minik ördekler bebekler içindir dedi Kayo. Babası gülümsedi. O halde bir sirk kahvaltısına ne dersiniz? Tostu sirk hayvanları şeklinde dilimleyebiliriz dedi. Uyuyor. Uyuyor. İnat ettin, aramadın Polat'ı.
Babam dediği Polat değil. Ben yatırayım. Canım benim. Şey sormuyorum. Sen de bir şey anlatma, öğrenmek istemiyorum. Sanki ben anlatacağım da. Kız çok yakıştı ama. Polat'la uzatmayın bu işi. Sen de iyice anne bulamaz. Sen de hemen bir kardeş yaparsın. Oh mis. Hemen çözdün her şeyi, evlendirdin. E sen de birini bul, evlen, çocukların kuzeni olsun. Kızım az mücadele vermedim ama ne yapayım, erkekler benden kaçıyor. Polat'ın etrafında kimi istiyorsan seç, beğen, al. Hem korkmazlar hem de kaçmazlar. Yok, istemem mafya. Ben niye alıyorum? E sen seviyorsun. Hem seninki mafya değil, devlet adamı. Bir sen. Polat gel evlenelim dese yok mu diyeceksin? Adamlara tutuklama çıkaracaksın. Nerede evlenelim diyecek Allah'ım. Tamam tamam, hallettim o işi. Senin mutluluğun için gerekirse kendimi feda ederim. Polat seninle mi anlaştı ağzımdan laf almak için? Ayol adam niye laf alsın ağzından? Gözünün içine baksa belli oluyor. Çocuğu da şimdiden vermiş kucağına. Deniyor seni, deniyor. Senden anne olur mu diye. Bilsen ben de konuşacağına git Polat'la konuş. Adam çocuğunun derdine düşmüş. Ne evlenmesi, ne aşkı meşk Allah aşkına. Ha sen onun için istemiyorsun. Beni ben olduğum için sevsin. Çocuğunun annesi olarak sevmesin diyorsun. Ben Polat'ı o kadar çok seviyorum ki bir ömür çocuğuna bakarım. Ne benimle evlenmesine gerek var, ne de sevgilim olmasına. O benim arkadaşım. Nasılsın Pericim? İyiyim abi. Sen de iyi misin? Sağ ol gülüm. Davut Bey ne yapıyor? Seni bekliyor. Canım benden bir şey istiyor musunuz? Bir şey içer misin? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İnci ile konuşmuşsunuz. Evet konuştuk. Feller'e ulaşmasını istemişsin. Durumunu öğrenince vazgeçtim. Ben sana Feller'i veririm. Nasıl verecekmişsin? Seninle aynı masaya oturtacağım. Gelmez. Torunun babası olduğunu öğrenirse gelir. Ona bu durumu söyleyeceğim. Artık aranızda bir barış sağlanması gerektiğini ve bu barışa kefil olacağımı, senin de Amerikan çıkarlarına zarar vermeyecek bir hayat süreceğini garanti edeceğim ve aynı masada oturmanızı sağlayacağım. Kızınızın ve sizin hayatınız da tehlikeye girer. Feller yaşadığı müddetçe aynı tehlike mevcut. Senden bir tek şey istiyorum. Kızımla evlenmeni. Anlaşıp anlaşamayacağınıza zaman içinde karar verirsiniz. Çocuk doğduktan sonra anlaşamazsanız ayrılırsınız. Ama ben torunumun babasız doğmasını istemiyorum. Senin de bir kızın var. Beni anlayacaksın. Kim o? Pizza. Yanlış geldiniz. Ben bir şey istemedim. Pizza. Baba.
Pizzanı ye. 2 saat içinde de yazdığım yere gel. Kağıdı da yak. Efendim, Eşref Bey. Buyurun. Gel bakalım Eşref. Nasılsın? İyi misin? İyiyim efendim, teşekkür ederim. Polat Alemdar Irak'ta operasyon yapıyor. Benim neden haberim olmuyor? Basit bir operasyon diye size haber vermedik efendim. Sizinkilere söyle. Neyin önemli olup neyin önemsiz olduğuna ben karar veririm. Bütün yurt dışı operasyonlarından bilgim olacak. Nasıl emredersiniz efendim? Nedir bölgede durum? Suriye'dekiler canımı sıkıyor. Efendim, biz Suriye ile ilgilendiğimiz müddetçe terör örgütünün Suriye fraksiyonu daha çok eylem yapacak. Biz ne yapacağız? Irak'taki modeli uygulamayı öneriyorum efendim. Hatırlarsanız Irak'ta tüm grupları bir arada tutmuştuk. Büyük Sünni-Şii çatışmasına rağmen bizim potamızda birleşmişlerdi. Suriye'de de bu mümkün. Batılılar ve İsrail, hatta İran bizden rahatsızlar. Bu yüzden Arap halkları üstünde yeniden propagandaya başladılar. Türkiye'nin Amerikan çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dair. Bunun acil biçimde karşı propagandasını yapmak lazım. Nasıl? Türkiye'nin komşularla sıfır sorun politikasından vazgeçmemek lazım. Ne kadar başarısız olduğumuzu söyleseler de unutmamak lazım. Bölgenin lider ülkesi biziz. Bizsiz kimse bir şey yapamaz. Yunanistan'da bize mahkum, Suriye, Irak, hatta Ermenistan'da. Bizim kararlılığımızı deniyorlar. Suriye'de 600 bin Kürt'ün nüfus cüzdanı yok. Biz bu kardeşlerimize pasaport verirsek ne olur? Dünyaya bölgesel güç olduğumuzu ilan etmektir bu Sayın Başbakanım. Bunu siz ilan ederseniz örgüt de İran'da, Amerika'da, İsrail'de Osmanlı hortladı diye kıyameti koparır. Bu bölgede her gün kıyamet kopuyor Eşref. Türkler ve Kürtler ne zaman birlik olmuşlarsa cihan devleti olmuş. Tuğrul Bey'in etrafında Selçuklular, Yavuz Selim'in etrafında da Osmanlı. Her ikisiyle de birlikte halifelik. Bunu da ilet arkadaşlara. Çalışsınlar. Mülahazalarınızı bana iletirsiniz. Tabii efendim. Kaşif oğlunu bulabilir misin? Bulurum da baba, takiptedir o. Sen ona git. O çakal bana gelmenin bir yolunu bulur. Nerede görüşeceksin? Eski yerde. O bilir. Bu gece, yarın. O sadece gelsin. Bir şey mi oldu baba? Sen dediğimi yap. Benden niye saklıyorsun baba? Hala oğluna güvenmiyor musun? Nerede, kime, ne konuşmuşum? Konuşmayacak insan yok. En konuşmayan işkence de konuşur. Ne demişler? Az bil, çok yaşa. Hadi. Razı olsun oğlum. İyi ki geldin. Annen mahvetti beni. Torunuma gidelim diye.
Keşke arasaydınız Leyla'yı baba. Aradık oğlum. Kızcağız da bir şey söyleyemiyor. Getir torunu görelim diyecektik ama. Baba uyanınca kıyameti koparıyor. Geç evladım. Anacığım. Anacığım zor olur mu biz gitsek yine Leyla'ya? Ne zor evladım. Sürünerek giderim gerekirse torunum için. Hadi beni arabama bindirin. Hadi. Abi başka bir yer bulamadın mı beni çağıracak? Oğlum, Türkiye'de bir basılan yer bir daha basılmaz. Sen mi söyledin babamın yerini abi? Baban yaşıyor mu senin? Seni bekliyor. Eski bir yeriniz varmış. Sen biliyor musun? Senin canın bir şey mi sıkkın? Yo. Ne düşünüyorsun? Nasıl olacak diye düşünüyorum. Bugün Elif daha sıcaktı. Merak etme, gün geçtikçe alışacak. Eski ailesini unutacak. Sen dert etme, ben varım. Gerekirse işi bile bırakırım. Bir çocuk bu kadar mı tatlı olur ya? Şey yapmak lazım. Çocuk perişan, biz perişan. Baba ne yapacağımı bilmiyorum ki. Evladım, yok mu bunun uzmanı doktoru? Bir sorun, danışın. Baba benim işime geldiği için sesimi çıkarmıyorum. Hayatıma neşe geldi vallahi. Sen sor bari evlatçığım. Baba halimiz hal değil, her gün bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor oğlum? Yok bir şey anne, genel olarak söylüyorum. Yine bir sıkıntısı var ama bana da söylemedi. Siz torununla ilgilenin. Ben bir oğlumla konuşayım. Çıkan şey
Baba, şimdi söylemek istemiyorum. İyi oğlum. Söylemedin, sırtında bir yük daha olsun. Yok baba, ondan değil de... Daha çok yeni. Ne düşüneceğimi, ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben bir Cahide bakayım. Kıyamet koptu. Yerinden kıpırdamadım. Benim kıyametim koptuğunda hanginiz yerinizden kıpırdadınız? Kaç sene sana karıştık mı? Biz sözümüzü tuttuk. Sen de tuttun. Peki... Devlet sözünü şimdi niye unuttu? Devlet aklını kaybetti. Sözünü mü hatırlıyor? Senin gibi evlatları olan devlet bunamış çok mu? Kanser ettiniz. Çürüttünüz. Bu devleti 1000 kere öldürdünüz. Biz öldürdüysek biz diriltiriz. Biz dediğin kim ki Aşifoğlu? Senin buradan başka kaçacak bir deliğin kaldı mı? Benim yoksa senin hiç yok. Ölü numarasını da artık yemezler. Sen soruma cevap ver. Siz kimsiniz? Senin ne gücün var? İskender öldü. Ersoy öldü. Kim var? Sen ortaya... Kendini bir çıkar. Ondan sonra bizim kim olduğumuzu görürsün. Kaşifoğlu. Yalanlarını git, çömez gazetecilere anlat. Pusuda ilk siperden çıkan, alnının ortasına da ilk kurşunu yer. İyi. Sen bilirsin arkadaş. Çömez Alper seni burada bulmazsa, arada bir gazeteci çağırır, sen de doğruları anlatırsın. Alper kim lan? Senin Alper dediğin kim? Ha?
Ben Alper'i almaya karar verdim. Git ona beni sat. Fırla. Git. Hadi gel biz parka gidelim. Yaşasın. Baban da gelsin. Ama babanın gitmesi lazım. Hadi siz parka gidip oyun oynayın. Gitmeden önce babayı öp kocaman. Canım kızım. Cahit kapıda. Tamam. Haberleşiriz. Gel bakalım. Hoppa. Koş 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 koş. Böyle zor oluyor. Hem senin için, hem benim, hem de kız için. Ben bir süre uğramayayım size. Biraz daha alışsın. Çok iyi olur. Fellerle ilgili bir gelişme kaydettin mi? Henüz değil. Birkaç gün içinde Amerika'ya dönecek, biliyorsun değil mi? Burada kalma süresini uzatabilir misin? Deniyorum ama çok da üstüne gidemiyorum. Neticede bana güvenmiyor. Biraz daha zamana ihtiyacım var. Zamanın yok. Ne yapacaksan şimdi yapmalısın. Veller giderse bir daha bu şansın olmayacak. Davutcuğum, evlilik ne kadar iyi gelmiş sana. Harika görünüyorsun. Size de tavsiye ederim. Birini mi tavsiye edeceksin, genel olarak mı tavsiye ediyorsun? Türkiye'de tek beğendiğim kadın kızı. Maalesef o şansı kaybettiniz. Kızım evleniyor. Gerçekten mi? Kim o benden bile şanslı adam? Ben de aslında bunu konuşmak için geldim. Kızım Polat Alemdar'dan hamile. Çok şaşırdım. İlişkileri olduğunu bilmiyordum. Ben de yeni öğrendim. Ve derhal evlenmelerini istediğimi söyledim. Onlar da kabul ettiler. Onlara mutluluklar dilerim. Ancak Polat Alemdar doğru bir koca adayı mı? Çocukları olmasının ne önemi var? Siz kızınızı çok küçük yaşta kaybettiniz bildiğim kadarıyla. Evet. Benim kızım daima iyi bir çocuk oldu. Ancak söz dinlemeyen bir çocuk. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Kontrol edilemeyen Polat Alemdar'ı kontrol etmenin belki de tek yolu. Biliyorsun, onun da kızı bebekken öldü. Çocuk en zayıf noktası. Ve benim damadım olarak artık çıkarlarımıza aykırı hareket edemeyecek. Eğer aranızdaki sorunları çözebilirsek hepimizin memnun kalacağı bir güç elde ederiz. Polat Alemdar kimsenin kolay kolay vazgeçemeyeceği bir silah. Ben onunla çalışmak istediğimi Türkiye'ye ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Aksi takdirde zaten bugüne kadar yaşamazdı. Biz sizin gibi pazarlık yapmayı beceren bir millet değiliz. Ama sizden farklı olarak akrabalık ilişkilerine çok önem veririz. Eğer siz hala onunla çalışmak niyetindeyseniz ikinizi yan yana getirip en azından büyük ve kalıcı bir uzlaşma sağlayabilirim.
Ben güce saygı duyarım. Yeter ki güçlü benim yanımda olsun. Gücü benim elimde olsun. Benimle konuşmana gerek bile yok Davutcuğum. Adıma istediğin sözü verebilirsin. Mesele damadını ikna etmek. Ben Polat'la konuştum. O bu konuya soğuk değil. Sadece sizin yanaşmayacağınızı düşünüyor. İstediğin zaman, istediğin yerde bizi bir araya getirebilirsin. Benim sana güvenim sonsuz. Peki. Aile içinde bir yemek yiyelim. Sadece siz, ben, kızım ve Polat. Eşin? Bir mahsuru yoksa Peri de katılsın. Beni evinde ağırlarsan çok mutlu olurum. Damadın için bu yeterli bir jest olacaktır sanırım. Bu öncelikle benim için büyük bir jest. Teşekkür ederim. Sizi en iyi şekilde ağırlayacağımdan şüpheniz olmasın. Akşam müsait misiniz? Bilmiyorum Peri. Neyini bilmiyorsun? Konuşmuş işte Davut Polat'la. Babam istedi değil mi benimle evlenecek? Bundan daha fazla küçük düşemem herhalde. Sen Polat'ı istiyor musun, istemiyor musun? Bunu senin değil, Polat'ın sormasını isterdim diyorum. Beni ben olduğum için seçmeyecek ki. Çocuk için seçecek. Sonra ne olacak? Bir mutsuz evlilik daha. Özür dilerim İnci. Benim acilen çıkmam lazım. Babamla ilgili bir şey. Bir şey mi oldu İbrahim'e? Yok, önemli bir şey değil. Gelirim zaten birazdan. Takip ediyor. Siz karışmayın, ben atlatırım. Alo. Babacığım, ne yapıyorsun? İyiyim kızım, sen ne yapıyorsun? Baba, bir arkadaşım doğum yapıyor. Davut da onunla görüşmemi istemiyor. Onun yanına gidiyorum ama sana geliyorum dedim. Haberin olsun. Kimmiş o arkadaşın? Amerika'dan, sen tanımazsın. Kocan görüşmeni istemiyorsa görüşme o zaman. Baba, acelem var. Doğuma yetişiyorum. Peri, sen bir şeyler karıştırıyorsun. Evet baba, karıştırıyorum. Allah Allah ya. Ne zamandan beri bana güvenmiyorsun? Güveniyorum tabii. Neredeysen söyle, geleyim birlikte gidelim. Hastanede buluşalım o zaman. Hangi hastane? Bahçeşehir'de çevre yolunun kenarında bir hastane var ya. Adı ne? İngilizce bir adı var. Yol üstünde göreceksin. Alo. Alo. Hoş bulduk. Burada mı Polat? Sizi bekliyor. Niye gelmiş medya imparatoru? Şşş. Akrabalarımız hakkında ileri geri konuşma.
Beller sizin eve yemeğe gelecekmiş. Evet. Sizin evinizde öldürünce başınız belaya girecek. Benim evimde öldürebilirsin. Cesedi ortaya çıkmadıktan sonra benim için problem yok. Nasıl ikna ettiniz? Artık akraba olduğumuzu ve uzlaşmak zorunda olduğunu söyledim. Ve senin bu akrabalık karşılığında onun çıkarlarına uygun bir hayat süreceğini vaat ettim. İyi bir anlaşma. Feller bunun hayali için cehenneme bile gider. But still, from our point of view, the report still stands, and we urge both all the parties involved in the Gaza incarcerated. İlk defa beni böyle acil çağırıyorsunuz. Çok dikkat çekti. Babamı zaten biliyorsunuz. Sorun olacak diye endişe ediyorum. Artık endişe etmene gerek yok Periciğim. Bu geceden sonra baban da sen de istediğiniz hayata kavuşacaksınız. Bana olan hizmetlerinin karşılığını alma zamanı geldi. Davut gelip sizinle görüşecekti davet için. Evet, geldi. Görüştük. Bu akşam size davetliyim. Eve birilerini sokmak istiyorsanız planları verebilirim. Gerek yok. Sen benim için her şeyi halledeceksin. Bu zehir çok etkili bir zehir. 5 dakika içinde herkesi öldürecek. Polat'ı, Davut'u ve İnci'yi. Tek dikkat etmen gereken herkesin aynı anda yiyeceği, içeceği bir şeylerin içine koyman gerekiyor. Bir sorun çıkarsa adamlarınız yakınlarda olacak, değil mi? Bir sorun çıkmayacak. İşi bitirdiğinde Uzun'u ara. Ben geleceğim. Davut'la İnci birbirlerini öldürmüş olacaklar. Polat da yok olacak. Polat Alemdar evde tek olmayacaktır. Adamlarıyla birlikte yok olacak. Sonra? Tataroğlu Holding'in tek varisi sensin. İnci'nin oğlu var. O büyüyene kadar vesayet sende kalacak. Önünde uzun yıllar var. Bu sorunu halletmen için. Peki. Yapacağım. Yakaladın mı karayı? Haber verdin değil mi operasyon yapacağımızı? Operasyon mu? Operasyon yaparak karayı kim yakalamış ki sen yakalayasın? Kaşifoğlu. Yanlış adamla oynuyorsun. Herkes peşinde. Kaç aydır sayemde hayattasın. Sağ ol. Nefesi de senin sayende alıyorum. Bu nefeslerin karşılığında dire benden ne dilersen. Bak karayı vereceksin bana. Sen benim işimi ne yaptın? Başbakan kabul etmiyor. Bir daha konuş. Hiçbir şey çıkmaz o işten. O zaman geçmiş olsun Alper. Kara senin operasyon yaptığını öğrenmiştir. Yaşatmaz. Seni de, ona operasyon emrini verenleri de. Bir halt bildiğin yok. Alper. Başbakanla görüş. Sana elleri kolları bağla teslim edeceğim. Senden tek istediğim bir daha konuşmam. Yine yok derse yurt dışına gideceğim. Bahçeşehir mi? Ne Bahçeşehir'i baba, Ataşehir dedim ben. Bahçeşehir dedim Peri, beni çıldırtma. Babacığım telaştan Bahçeşehir demişim.
Bebek o kadar güzel ki görmen lazım. Sen neredesin şimdi? İstersen gel gör. Bekle orada, hemen geliyorum. Benim çıkmam lazım. Oda numarasını vereyim, ziyaret et. Babam olduğunu söyle. Peri. Neredeysen orada dur, hemen yanına geliyorum. Baba acelem var. Akşam evde misafirlerimiz varmış. Yemekleri organize etmem lazım. Yarın buluşur konuşuruz. Çok öpüyorum. Alo. Alo. Demedi deme İbrahim. Kızın arenada. Ne arenası Fikret Bey? İhtiyar matadoru boynuzluyor. Saçma sapan konuşup benim asabımı bozma yığın Fikret Bey. İbrahim, hassassın. Babasın, yaşlısın diye sesimi çıkarmıyorum. Ama herkes haddini bilecek. Konuşmasına dikkat edecek. Sana olayın fotoğrafını çekip röntgen şeklinde sunuyorum. Kızıyorsun. Eğer kızım öyle bir şey yaparsa onu öldürürüm. Bütün kabahat benim. Bütün. Sen zannettin ki herkes Fikret abin gibi. Arkadaşı doğum yapmış, onun yanındaymış. Doğumda mı var işin içinde? Yeni nesil yalan söylemeyi hiç bilmiyor. Tabii nereden bilecekler? Dallas'la büyümediler ki. Bu saatte ne içkisi? İç İbrahim'cim, iç. Sinirden prostat olursun, iç. Vallahi tuşe olursun. Buyur Yaşar Ağa. Teşekkür ederim beni hemen kabul ettiğiniz için. Sen devlet için önemli bir adamsın Yaşar Ağa. Ben şimdiye kadar devletten hiçbir şey istemedim. Devletimin yeri geldi pis işlerini yaptım, pis işlerine aracılık ettim. Ama bir şey istemedim. Şimdi istiyorum. Devletin bana babalığını göstermesini istiyorum. Benim kızıma yapamadığım babalığı yapacaksınız. Yaşar Ağa, her yerde arıyoruz Kaşif oğlunu. Elbet bir yerden çıkacak. Çıkar işte. Neredeyse çıkar ki sana istediğini vereyim. Ben zaten istediğimi alırım. Bazı şeyleri alamazsın Alper Bey. Ancak dostlar getirirler. Mesela? Bölgedeki uyuşturucuyla alakalı kim varsa getirir hizmetine veririm. İster sen kullanırsın, ister devlet. Bana Kara'yı getirebilir misin? Onun yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Yaşıyor. Benim istediğim seninkinden kolay. Ama ben sana Kara'yı getiririm. Çünkü yaşıyorsa, sen de peşindeysen nasılsa ortaya çıkacak. Çıktı mı da bana gelecek. O sana gelsin. Geldiğinde Kaşifoğlu nasılsa ona değecek. Dediğin gibi, senin istediğin kolay. Thank you.
usta. Güvenim geliyorsa sen zaten işi bitirirsin. Tedbirimizi alalım Memati. Feller ne kadar güvense de tedbirli gelir. Abi o zaman biz nasıl başa çıkacağız? 3 kişiyiz. Terbiyeli ol ya da sayı saymayı öğren Abdül. Ben Deli Hüsnü'yü de çağırdım. İşe yarıyor arada bir. O zaman tamam. Kimseye ihtiyacımız yok. Ne yapalım Abdüley? Genel soruyorsan ekibe yeni birilerini katalım. Bu gece için diyorsan Alper'den yardım isteyelim. Ara Alper'i ara. Ara ki bütün Amerika'dakilerin haberi olsun. Sana demedim mi lan? Bir kere aradın mı telefona cevap vereceksin. Neredesin sen? Abi başım belada, acil gel. Ama abilere bir şey söyleme. Tek sen gel. Ne diyorsun oğlum sen? Neredesin? Abi bir arkadaşın evindeyim. Dragos'ta. Seninle mi uğraşacağım lan? Tamam abi gelme. Ben Fırat'ı ararım. Kes lan kes. Tamam yoldan ararım. Usta siz geçin. Ben direkt oraya gelirim. Ne olmuş? Bilmiyorum usta. Gideyim bir bakayım ne olmuş. Deli Hüsnü'yü de al giderken. Tek gitme. Efendim çok özür dilerim geciktiğim için. Trafiğe her dakika yeni bir araç katılıyor. Ben yeni araçlara hesap edemediğim için. Hüsnü. Tamam efendim sustum. Operasyona hazırım. Abdüley nereye diyorsa oraya gideceksin. Peki efendim. Araca ait çocukların sayısını arttırsın. O da bizimle gelsin. Tamam abi. Canım niye sen uğraşıyorsun? Ben bayılıyorum yemek yapmaya. Sen istesen bütün yemekleri ben yaparım. İstemem. Benim karım yemek yapmaz. Tamam. Bu gece son. Bir daha yapmam. Hizmetçileri neden gönderdin? Aman Davut. 5 kişiyiz zaten. Özel şeyler konuşulacak. Niye ayak altında olsunlar? Ben hallederim. Sen merak etme. Hem sen de bana yardım edersin. İhtiyacın olursa ince sana yardım eder. Hı hı. Efendim baba. Sen ne al karıştırıyorsun bana söyleyeceksin. Baba sen içki mi içtin? İçerim içmem sana ne? Baba yemek hazırlıyorum şu an. Yarın konuşuruz dedim ya. Mercimek mi yapıyormuş sorsana İbrahim. Ne mercimeği Fikret Bey? Kesin fırında mercimek var. Yakında da kokusu çıkar. Demedi deme İbrahim. Benim kızım kimseyi aldatamaz. Bak beni doldurma. Beni kızıma karşı doldurma. Madem aile yemeği, sen aile değil misin? Kalk, yürü gidiyoruz o zaman. Sen de ailesin. Gelmem. Davut'un yüzüne bakamam. Ne zaman bir erkeğin yüzüne? Kalk, kalk. Hop. İbrahim kendine gel, haddini bil. Bir kere de benim için bir yere gel be adam. Gelirsem seni çok kötü doldururum İbrahim. Demedi deme. Gelme o zaman, otur. Ben kendim giderim. İbrahim, silahını bırak. Şeytan ağzına kadar doldurmuş namluyu. Senden hala şeytan mı var? Doldur beni. Doldur da hepsini öldüreyim. Ha.
Osman, gel. O tekne neyin nesi bir bak bakalım. Tamam efendim. Güverteye Nerede kaldın hayatım? Öldük beklemekten. Yok, daha ölmediniz. Önce o pusatın öldüğünü göreceksiniz. Nasıl ölünüyormuş bir görün, sonra öleceksiniz. Pusat! Pusat! Neredesin lan? Gel lan buraya. Abi sürpriz yapmak istedim. Lan sana demedim mi? Bana yalan söylemeyeceksin. Abi sürpriz yalan söylemeden olmaz ki. Öleceksin. Yalan söylemeyeceksin. Söyleseydim gelir miydin? Bunlara mı? Her şeyin bir usulü var koçum. Öğret işte usulünü. Beni tanıyor musunuz? Yok, tanımıyoruz.
Arayın ablalarınıza beni sorun. Memati Baş kimdir diye. Siz öğrenene kadar biz geleceğiz. Kaybolmayın. Abi nereye? Önce iş, sonra dikiş. Bakıyorsun. Ölüyüm ben, ölü. Ölülerden korkulmaz. Değil mi? Söyle. Eskortu ara. Başbakanlık ofiste bir evrak unuttuğunu söyle. Gidip alsınlar. Alo. Alper Bey başbakanlıkta bir evrak unutmuş. Dönüp alın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Hoş geldin Polat. Hoş bulduk. Salona geçelim. Teşekkür ederim. Fellerden haber var mı? Senin geldiğini haber alınca çıkar yola. Misafir gelene kadar size ne ikram edeyim? Bir şeye gerek yok Periz'im. Sağ ol. Davut bu saatte içkisini içer. Size de vereyim bir kadeh. Bana eşlik edersin Polat. Bakıyorum çok iyi anlaşıyorsunuz son zamanlarda. Ben Polat'la her türlü anlaşırım. Zaman zaman onun benimle anlaşmazlığa düştüğü oluyor. Benim kimseyle şahsi bir hesabım olmaz Davut Bey. Benim için doğrular ve yanlışlar vardır. Yanlış yapan babam da olsa benden gerekli cevabı alır. Buyurun. Teşekkürler. Sen hiç yanlış yapmaz mısın Polat? Ne ima etmek istiyorsun İnce? Bir şey ima etmiyorum. Açıkça söylüyorum. Senin bana yaptığın biraz yanlış olmadı mı?
İnce şimdi burası yeri değil. Aa, tabii. Onu da sen tayin edersin. Davut Bey, müsaade ederseniz biz İnce ile içeride 5 dakika konuşalım. Bana soracaksın. Babama değil. Çocuğun benim karnımda. Al canım. Polat dokunmadı. Görüyor musun? Şimdiden ideal bir çift oldular. Bu geceden sonra bölgenin en güçlü ailesi olacağız. Çok özür dilerim hayatım. Ben bu akşam biraz gerginim de. Hemen temizlerim şimdi. Seninle konuşmak istedim ama fırsat olmadı. Nasıl fırsat olmadı Polat? Sana çocuğumuz olacağını söyledim. Bundan daha önemli ne olabilir? Diğer çocuğumun hayatını kurtarmak. Kızım Elif yaşıyor İnce. Feller onu benden alıp öldü zannetmemi sağlamış. Bana ulaşamadığın tüm zaman boyunca onu geri almaya çalışıyordum. Şimdi de kardeşiyle birlikte yaşamaları için uğraşacağım. Onun Elif olduğundan emin misin? Karnındakinden emin olduğum kadar. Hayattaki en zor şey hasmını beklemek. Sinirlerin çelik gibi olacak. Sabırsız davranıp erken hareket edersen ya ambulansta hemşirenin kolunda ya da gusülhanede imamın kolunda bulursun kendini. Tamamen hasmına konsantre olacaksın. Konuşmayacaksın. Hareket etmeyeceksin. Gözünü bile kırpmayacaksın hasmın ölene kadar. Bak Abdüle'ye. Şekil bir ha. Nefes bile almıyor. Bu saat abinin dediklerinden milim şaşma. Yaptıklarını da sakın yapma. Uzatma Abdüley. Hasmımız geldi. Abi, böyle beklenmedik gelişmeler olunca ne yapıyoruz? Ayıdır, ne yapsa yeridir deyip sabır çekeceğiz. Abdüley ustaya mesaj yaz.
Feller'in yerine gelen kişiyle görüştünüz mü? Geldiğini duydum ama henüz beni ziyaret etmedi. Feller'in gidişini bekliyordur. Yarın muhakkak gelir ziyaretinize. Sizi bilmiyorum ama ben acıktım. Misafirimiz gelene kadar bir şeyler atıştıralım. Misafirimiz geldi galiba Periciğim. Gelen Feller değil, Davut Bey. Peri baban geldi. Durumu uygun bir dille anlat. Baba, bu halin ne? Esas senin bu halin ne? Neler çeviriyorsun? Yavaş baba, duyacaklar. Başkalarından duyacaklarına benden duysunlar. Baba ne olur saçmalama, hayatımla oynuyorsun. Lütfen durur musun? Ne oluyor İbrahim? Bu halin ne? Size karşı çok mahcubum Davut Bey. Ne deseniz haklısınız. İbrahim, bu akşam özel bir durumumuz var. Yarın konuşalım hadi. Duydum, duydum. Ailecek yemek yiyormuşsunuz. Ben bu aileden değilim tabii. Hepiniz beni aldatıyorsunuz, hepiniz. Polat Alemdar aileden mi? Asıl benim olmam lazım burada. Baban haklı Peri. Sofraya bir tabak daha koy. Yok yok, ben istenmediğim bir sofraya oturmam. Yemek falan istemez, şunlardan atıştırır yer gider. Dur babacığım, bunlar sana dokunur. Dur. Dur Peri. Bir taneden bir şey olmaz. İbrahim'in canı çekti belli ki. Baba dur yeme. Onlar zehirli. Ne? Peri aradı mı? Henüz değil efendim. Siz hazırlığınızı yapın. Birazdan arar. Emredersiniz efendim. Ben sen bunlardan uzak ol diye her şeyi yaptım. Ömür boyu hasretine katlandım. Seni Amerikalara gönderdim. Tam yerine göndermişsin İbrahim. Amerika'da senin kızını rahat bırakırlar mı okusun? Ben ne yaptıysam senin için yaptım baba. Sen Mehmet Fikret gibilere kölelik yapma. Onlar için canından olma diye yaptım. Feller gibilerin kölesi olmaktan iyidir. Cesetlerimizle kim ilgilenecekti? Uzun. Uzun'u ara. İşi bitirdim de. Gelip alsın. Efendim usta. Plan değişti Memati. Feller'in adamları geldiğinde görünmeyin. Uzun içeri girinceye kadar sakın kendinizi belli etmeyin. Usta kim uyandırmış Feller'i? Dediğimi yap Memati. Abi ne olmuş? Hasmını beklerken fazla da meraklı olmamak lazım. Değil mi Abdüley? Thank you.
Efendim? Beklediğiniz haber geldi. Adamlara söyle çıkıyoruz. Baş üstüne. İçerideler mi? Salondalar. Öldürürseniz fellere ulaşamazsınız. Beni öldürme, sana felleri vereyim. Nasıl verecekmişsin? Önce garanti ver. Nasıl bir garanti? Memati'yi söylediğim adrese göndereceksin. Adamlarıma teslim olacak. Bana haber gelince seni fellere götüreceğim. Nereye gideceğim söyle. Polonezköy'e. Ben seni daha uzağa göndereceğim. Niye sıktın usta? Aklınca bizi oyalıyor Memati. Süre dolana kadar dönmezse feriler şüphelenip tedbir alacak. Acele etmemiz lazım. Bana buz ve poşet getirin. Kusura bakma Ünsal'cığım. Senden daha önemli birine yer açmam gerekiyor.
Gideceğin yere ben seni göndereceğim. Acele etme Aaron Ferler. Hat mı yok? Efendim, savcı ne oldu?